İşte uzun süredir üzerinde çalıştığım roket hazır. Hatta içindeki yapay pilot bile hazır. Acaba kendimi kameraya mı alsaydım? Hakikaten ya, ben de bir YouTube kanalı açsam. Çok heyecanlıyım. Ama bir iki kontrol daha var. Onları da şöyle bilgisayardan hallettik miydi? Motor, benzin, komutlar, pilotun komutları. İşte tamam. Artık hazırız. Şu an benim için küçük ama insanlık için büyük olan icadımı artık hareket ettirmeye hazırım. Düğmesine basıyorum. Aman Allah'ım, ne oldu böyle? Halbuki her şeyi çok güzel hazırlamıştım. Of bacağım. Kolum da çok acıdı. Halbuki ne güzel, bugün Ay'a gidecektim. Daha doğrusu roket gidecekti. Ve bana oradan gelen bilgileri hızlı bir şekilde verecekti. Niye böyle hiçbir şey? Ah, yürüyemiyorum bile. Bu kadar rast gitmemesinin bir sebebi olmalı. Sonuçta her şeyin matematiği var. Mirket Bey, aman Allah'ım, ne oldu böyle? Çok büyük bir patlamaydı. Bir yerinizde bir şey var mı? Ben de tam yumurtalarımı topluyordum. Epey korktuk. Yok bir şey hanımlar, büyütmeyin bu kadar. Emin misiniz, itfaiye falan çağıralım mı? İsterseniz ambulans çağıralım. Hiçbirisine gerek yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Sadece bir tane icadım elimde patladı, o kadar. Hatta size zahmet, kapıda biriken kalabalığa da durumu anlatırsanız işimi kolaylaştırmış olursunuz. Peki tamam Mirket Bey, siz öyle diyorsanız. Tüh tüh tüh, geçmiş olsun. Bu icadım patlamış olabilir ama yılmıyorum. Devam edeceğim. Yok ya, vazgeçtim. Hevesim kırıldı. Gideyim evde biraz dinleneyim. Günler sonra tekrar bir icadımı bitirmenin sevincini yaşıyorum. Son fiyaskodan sonra inşallah bu da elimde patlamaz. İyi konuşayım da başıma iyi şeyler gelsin. Seyrede seyrede doyamadım. Aynen bir helikoptere benziyor. Ama özellikleri çok fazla. Hem karada, hem denizde, hem havada. İstediğimiz her yerde kullanabileceğimiz akıllı bir helikopter. Drone'a benziyor ama ondan daha akıllı. Evet, şimdi son kontrolleri yapıyoruz. Pervane hazır. Kenarındaki fırlatıcılar hazır. İçindeki pilot da hazır. Ve ben de düğmeye basmaya hazırım. İnanmıyorum. Yine hüsranla sonuçlandı. Ah, bu sefer başım ağrıyor. Niye böyle oluyor anlamıyorum ki. Neden işlerim rast gitmiyor? Neden icatlarım son safhasında elimde patlıyor? Vazgeçtim. Devam falan etmiyorum. Laboratuvarıma şöyle son kez bakıyorum ve karar verdim. Artık bilim hayvanlığını bırakıyorum. Hoşça kal laboratuvar. Hatta hoşça kal bu sokak. Gidip bir yerlere saklanacağım. Kimse beni bulamasın. Hatta laboratuvarım bile. Küstüm, gidiyorum ben. Biraz da şu dolabın tozunu alayım. Ay, bu da çok eski bir dolap. Yakında üstüme yıkılacak diye korkuyorum. Remzi! Remzi gelsene, bir dakika sana bir şey söyleyeceğim. Efendim Kadriye? Remzi, biliyorsun bu dolabı biz eski evden getirdik. Buraya da hiç yakışmıyor zaten. Ayrıca çok yıpranmış. Üzerime düşecek diye korkuyorum. Kadriye, sonuç? Bence bu dolabı biz verandaya kaldıralım. En azından orada kullanmadığımız eşyaları koyarız. Ne dersin? Olur Kadriye, tamam. Necati gelsin, beraber çıkartalım dışarı. Ben de mutfaktaki işlerime bakayım o zaman. Heh işte, bütün dünyadan saklanabileceğim bir dolap buldum. Eski diye dışarı koymuşlar. Burada kimse beni bulamaz. Uf, bulaşık yıkamaktan anam ağladı. Remzi!
Remzi, benim miadım doldu. Artık bana bir bulaşık makinesi al. Yeter artık, baş edemiyorum. Tamam Kadriye, bu ay sonu geçsin. İlk işim sana bir tane makine alacağım, söz. Teşekkür ederim Remzi. Remzi, çok geç oldu. En iyisi Kadriye beni kovmadan gideyim. Tamam Necati, yarın görüşürüz. İyi geceler. Kadriye, ben de yatıyorum. Çok geç oldu. Yarın sabah erken kalkacağım. Ay yok ya, benim hiç uykum gelmedi. En iyisi biraz kitap okuyayım. Kadriye evladım, senin de mi uykun kaçtı? Evet Peyami baba. Halbuki sabah da erken kalkmıştım. Kahve de içmedim ama yine de hiç uykum yok. Kadriye kızım, bak ne diyeceğim. Benim de uykum kaçtı. Verandada biraz sohbet edelim mi, ne dersin? Olur Peyami baba. Hava da pek güzelmiş değil mi Peyami baba? Mehtap bile var. Ah evladım ah. Ben gençken havalar daha güzeldi. Kuşlar cıvıl cıvıl öterdi. Bayramlar, hele bayramlar o kadar mutlu ve sevinçli olurdu ki. Peyami baba, biliyor musun? Aslında güzel olan zaman veya mekan değil, bizim kendi geçmişimizmiş. Yani şimdiki çocuklar da ileride senin gibi mutlu mutlu çocukluğunu hatırlayacak. Ne güzel işte, en azından kötü hatıraların yok. Kadriye kızım, sen de duyuyor musun? Bir tıkırtılar geliyor. Evet duyuyorum da, ben kedidir falan dedim. Hayır ama buralarda hiç kedi yok ki. Fark ettin mi? Gürültüler şu dolaptan geliyor. Hani Necati ile Remzi'nin buraya taşıdığı eski dolaptan. Bakayım. Evet doğru söylüyorsun Peyami baba. Acaba kediler içine mi girdi? Hadi açalım bakalım kızım, ben çok merak ettim. Mirket, senin ne işin var bizim eski dolapta? Ne yapıyorsun burada? Mirket, Feride ile kavga mı ettin? Seni evden mi kovdu? Parasız mı kaldın yoksa? Ne oldu Mirket? Yok Kadriye. Şöyle açıklayayım. Belki duymuşsundur. Benim laboratuvarımda tam 2 tane patlama oldu. İcatlarım elimde patladı. Ben de o yüzden laboratuvarımdan, icatlarımdan ve sorulardan kaçmak için kendime saklanacak bir yer buldum. Ama siz de beni daha ilk gecemde buldunuz. Mirket, iki icadın elinde patladı diye her şeyden vaz mı geçiyorsun? Kararım kesin. Bilim hayvanlığını bırakıyorum. Ne? Bilim hayvanlığını mı bırakıyorsun? Ama bana daha çiğneyen dişi icat edecektin Mirket.